Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi harpla başlayalım hocam. Evet. Tabii çok konuşulur. Var mıdır, yok mudur? Gizli bir e, proje midir? Yoksa işte depremler harplama oluyor efendim? Evet, tabii. E, Birçok doğa olayı harplama yaşanıyor gibi gibi şeyler var. Mesela bugünlerde İstanbul'da bir koku var Anadolu yakasında. Bu kokunun bile denize duran bir gemiden kaynaklandığı iddia ediliyor? O geminin harp gemisi olduğunu iddia edenler var. Bir kere harp e, efsanesi gerçek mi hocam? Şimdi gerçek. Neden? 2016'da biz bir gizli silahları yazdık. Yani dünyayı çünkü çok tehlikeli bir noktada belirleniyor. Harp'ın dışında hani biyolojik silahlar zaten bugün depolarında var. Amerika'nın da Rusya'nın da istedikleri an istediği hastalığı verebilen. Yani dünya hmm. üzerinde çiçek hastalığı eğer yok olmuşsa, kızıl kızamık işte ne kadar engellenmiş olsa bile o Hocam abla işler istiyorsan suyu alalım böyle. Yayındayız. Bir evet, yandan da tamam. anlatmaya devam edelim. Yani, yani, YouTube'da. Yani, sıkıntı yok. O noktada e, çok tehlikeli bir şey üzerindeydi ve bir yerden çok sonra e, Soğuk Savaş döneminde 16 binden fazla nükleer füze var. Hmm. Yani en düşüğün çapı 100 kilometre. Yani İstanbul'a attığınız zaman İstanbul, Ankara'yı, İzmir'i yok edebilirsiniz 100 kilometre çapındaki bir şey içerisinde. Bu acayip bir korkunç yüklenmeye, e, silahlanmaya neden olmuştu dünya üzerinde. Bunun sonrasında 2002'de biraz yavaşlandı. İşte Rusya'nın parçalanması, glasnost olması, açık, açıklığa kavuşması, Gorbaçov falan biraz azaltıldı 2002'de ama bugün tabii e, şu anda gizli silahlar, gizli savaşlar ve şeyler söz konusu devam ediyor. Şimdi esasında olay Tesla'ya geliyor. Bu işin mucizi, harbin şeyisi e, mucidi Tesla. Neden Tesla? Şu yönden Tesla e, e, bilim tarihinin en üst düzeyindeki bir adam. Çünkü 800'den fazla buluşu var ve arkadaşına verdiği şeyin adı radyo telsizi. Patentin ona verdi. Hmm. Bulan o. Ancak 1953 yılında e, şeyler Amerikan fizikçiler ve şeyciler dernekleri toplandılar ve ee, bu buluş Tesla'nındır diye bir onayladılar ama şimdi baktığınız zaman resmi tarihte veya Wikipedia'da falan baktığınızda Marconi gözüküyor. Ama onun dışında e, Tesla müthiş elektrik konusunda uzman e, elektriği havadan nakletme konusunda tartıştığı adamın e, adı da Edison. Şimdi Edison'la olan olaylar enteresan çünkü Edison bugünkü kablo sistemi savunuyor. Ama Edison elektriği, bu ampulü bulmasaydı çok az bir süre kalmıştı. Tesla bunu başarmak üzereydi. Fakat Amerika'da Edison'un daha fazla olanakları var. Onu e, desteklerine çok fazlaydı. Ve Fransa'da kendisi elektrik üzerinde çalışıyordu. Tabi bu tarihlerde 1880'ler. Ve Amerika'da ilk elektrik bulunuyor, yapılıyor. Şunu gösterebilir ee, miyim e, tamam. siz konuşurken? Parkın yani, hedefi Türkiye kitabı var Ali Bektan hocamızın. Heh. Birazdan neden Türkiye? Türkiye onu, onu bir soracağım. şey yapacağım. Ama önce bir girizgah yapıyoruz. Evet. Ondan sonra 80'lerde Paris'te kendisi elektrik üzerine çalışmalar falan yaparken artık orada yapacak bir şey olmadığını ve Amerika'da Edison'un çalışmalarını da duyuyor Ve 1886 yılında Amerika'ya geliyor ve o tarihlerde ilk olarak Edison'la çalışıyor elektrik konusunda şey. Fakat elektrik e, e, kullanan aileler, ilk olarak dünyayı yöneten ailelerin evleri, yani hmm. Rockefeller'ların, Rothschild'lerin, Warburg'ların, Bandiler'in <laughs> evlerine bağlı elektrik. O meşhur ailelerin meşhur evlerinde evlerine, elektrik, elektrik var. var. Yani ne zaman 1880'lerden bahsediyoruz, yani inanılmaz şey. Tabi arızalar, şunlar, bunlar falan. Sonra Tesla müthiş bir şekilde bir yatırımcılar falan buldu. Bulduğu yatırımcılarla alternatif elektriği olayını düşündü. Ona göre bir kule kurulacak şehrin üzerinde. Mesela İstanbul için örnek vereyim. Çamlıca'ya Biz kule kurdunuz. O kuleyle bütün İstanbul elektriğini havadan vereceksiniz evlere, iş yerlerine, fabrikalara. Yani fabrikada bir cihaz bugün e, uydan teni meselesi şeyde uydu var dünyanın yörüngesinde. Peki Siz bu, bu kadar kötü niyetli kullanılmaya ne zaman başlandı yani Sonrasında e, harbın e, yani çalışmaları ve şeyleri e, e, devam ettiği zaman 1920'lere falan gelindi. Ama o arada e, inanılmaz buluşları içerisinde şeyi vardır. Mesela 1897'de şunun patentini alır. Cep telefonu. Cep telefonunun patentini? Tabii. 1897'de 1897 o aldı. 1907'de de Android telefonun patentini aldı. E bu adamın bilgi kaynağı nerede? Şimdi daha sonrasında tabii e, bu yatırımcılar falan oldu. Chase Manhattan Bankası'nın ve Amerikan diğer bu ailelerin banker bankerleri, kendileri banker zaten. Aynı zamanda bankaları falan var. Hı hı. Onlar büyük paralar verdiler. E, desteklediler. Fakat e, Edison daha fazla ağırlıkta oldu. Bu sefer eyaletlere elektrik bağlanması işinde ihalelere girmeye başladılar. Eğer izleyiciler şey yaparsa Elektrik Savaşları da bir film var şeyde. YouTube'da yani YouTube'da olmasa bile internette var. yazdıkları zaman gelebilir. Film sitelerinde bir yerde bu elektrik savaşlarında Edison'la şeyin arasında Tesla arasındaki Tesla. kavgaları, çatışmaları görebilirler. Ve bir tek adam buna inanıyor. O da Westinghouse. Westinghouse ona yatırım yapıyor. Ve bugün dünyanın elektrik şirketleri konusunda çok önemli bir firma Westinghouse. O da, onlar da ihaleleri göre bazı eyaletlere bunları yapıyor falan. Ama sonuçta Tesla e, buluşları ve şeylerinden inanılmaz bir şeyler e, çalışmalar içerisinde bulunuyor. Ve Manhattan'a geliyor. Manhattan'da e, kendi laboratuvarını kuruyor. Orada 1920'de bir de deney yapıyor. O deneyde sinyaller verip fay hattını çalıştırıyor. Bir 1920'de fay hattı 20, 20'de, 20'de bir cihaz buna aşağıya gelmeye başlıyor. Tesla'nın bu çeşisi içerisinde ada sallanmaya başlıyor. Deprem kaynağını merak ediyorlar. İşte e, polisler falan koşturuyor. Herkes şeyde deprem oluyor. Yani sallanıyor Manhattan. Ve o noktada onun laboratuvarı bulunuyor. Laboratuvara girdiklerinde Tesla bir makineyi durdurmaya çalışıyor ve en sonunda durduramayınca çekici alıp makineyi bir yerlerine vurup e, kırmaya, durdurmaya çalışıyor. Öyle duruyor. Makineyi durdurduğu zaman deprem de duruyor. İşin enteresan tarafı bu. Şimdi bu dediğimiz tarih 1920'ler. Yani bilim inanılmaz çalışıyor, şey devam ettiği için. Daha sonrasında bir kenara alınıyor, başka işlerine falan dönüyor. Çünkü yani 100 yıllık bir mazi o zaman. Yani tabii, ha. tabii. Ama sonrasında e, Tesla'nın bu projeleri, bilgileri, dosyaları falan Tesla kendini emekli ayırıyor. Bir otelde yaşamaya başlıyor ve 1943 yılında Ocak ayında ölüyor. Bütün bilgileri, şeyleri bir anda FBI tarafından basılıyor. Otel odasındaki dosyaları, deposu var. Deposundaki bilgiler, dosyalar, belgeler toparlanıp götürülüyor. Daha sonra işte zaten savaşın olduğu dönemler için, Dünya Savaşı'nın, herkes yeni bir silahlar arama peşinde. O sırada enteresan bir şey oluyor, bir Philadelphia deneyi başlatıyorlar, ışınlanmayı. İşte bu gemiyi Norfolk'tan Virginia'ya bir ışınlanma oluyor ama gemi oluyor fakat ışınlanıyor fakat materyal bazda oluyor. İnsanları ışınlayamıyorlar. Çünkü atomdan ayırıp tekrar insanı birleştirmek o şey çok çok üstün bir teknoloji gerektiriyor. Onun projesi vardı fakat başarısız oluyorlar ve o yüzden kapanıyor dosya. Sonra bu olaylar bitiyor. Yani şey için ikinci dünya savaşı, tarihsel siyasi süreç falan. ...soğuk savaş başlıyor. Soğuk savaş döneminde... ...bu sefer e, ne gibi silahlar yapabiliriz falan... ...tabii akla Tesla geliyor. İşte harp silahıyla birlikte... ...onun ışınlanma şeyleri. Bugün Amerikan bilim adamları ve Amerika'daki çalışma şu... ...zamanda yolculuk var mı... ...ışınlanma üzerine çalışıyorlar. Çünkü... E, ...maddi olarak yani bir nesneyi... ...bir şeyi... ...ışınlayabiliyorlar bir yerden bir noktaya... Kadar. ...ama insanı yapamıyorlar. İnsan da sıkıntı hala var. Yani ha, biz bunu ne zaman öğrendik? Biz 1966'da Amerika'da çekilmeye başlayan bir uzay yolu dizisinde öğrendik. Işınlanma, ışınla bizi sıkati esprisinden. Bizim çocukluğumuzun şeydi 70'lerde TRT'de seyrettiğimiz dizinin şeydi bu. E, ana şeyleri. Fakat enteresan olan o dizideki her şey gerçek oldu. Yani kaptan körgün bir gezegene inip de Motorola cep telefonu açıp gemiden konuşması e, telsizci uğuranın geri dönüp küçük kulaklık telsizden <laughs> e, cevap vermesi, konuşucu otomatik kapıların açılması, işte e, şöyle bir cihaz atıyorsunuz kayaların analizini yapıyor falan. Bütün şeyler hepsi gerçek oldu. Fazla sürmedi yani 20-25 sene sonra hepsi çıktı ortaya. E, hayal, günlük hayata, yaşama girdi. E, bugün teknoloji inanılmaz, dijital bir teknoloji hala inanılmaz bir hızdan gidiyor. 1958 yılında Amerikalılar şunu düşündüler. Dediler ki biz bu Tesla'nın projelerine devam edelim. E şimdi adam bu işi 1920'de yapmış. Aradan neredeyse 38 yıl geçmiş. E, teknoloji ve bilim de gelişti. Elde para da var. Bilgi var. E, biz ne yapalım? Buna çalışalım deyip Alaska'da üst kurdular Gascona'yı. Ve orada deneylere başladılar. Hmm. Özel bir üst kuruluyor. Tabii. Şu üstün resimlerin içerisinde Bu elektrik şeyler üretilen bir yer. Biraz e, kapağı yapana daha detaylı şey yaptık ama pek olmamıştı. E, o noktada üste çalışmalar başladılar. Başlattılar ama e, harbın hedefi şu. İyonosferle e, atmosferin tabakaları, işte iyonosferin ve şeyin arasında ki e, mesafelerde yani 70 ve 400 km aralık, e, aralık arasındaki bölgeden çok büyük bir şekilde elektrik akımı göndermek. Yani bunu da 100-150 milyon watt'tan bahsediyoruz. Yani 100-150 milyon kilowatt korkunç bir elektrik gücüdür. Yani bir yere bir şey vurduğunuz zaman o bölgeyi yakarsınız, şey yaparsınız. Bu proje devam etti. Tabii 70'lerde yavaş yavaş basın Amerikan basınında sızmaya başladı. Bu sefer ortalık karıştı. Neden? Çünkü e, şeyler e, bazı deneyler falan yapılmaya başladı Alaska'da. Oradaki yöre, halk falan rahatsız olmaya başladı. Ve bu konu gündeme taşındı. Bu sefer Amerikalı bilim adamları, tarafsız bilim adamları da hükümete şey yaptı. Öncelikle Amerikalılar kabul etmediler. Amerikan hükümeti bunu e, önce, inkar etti uzun bir dönem. Ne zamanki şeyler çıkmamıştı, 70'lerin sonlarına doğru artık üst ortaya çıktı ve çalışmalar falan oldu. Ama 80'lere geldiğinizde artık Amerika'da çok büyük tepkiler var. Birçok üniversitelerden profesörler bu işin çok şey olduğunu tehlikeli olduğundan bahsediyor. Şimdi atmosferesiz atmosferi siz deldiğinizde oradan e, güneş daha fazla gelecek. Daha fazla e, siz açıksınız uzaydan gelecek tehlikeler işte zaman zaman gazsa haber belki meteor taşı şeydi dünyada teğet geçti şu oldu bu oldu falan. Her şeyiniz açık olacak. E, o zaman o zaman insanlığa siz darbe vuracaksınız. Bırakın hayatları, gücü şeyi falan. İnsanlığın yok olmasına, bir bölüm insanlığın yok olmasına yani bir bölümünün kurak bir coğrafyaya dönüşmesine falan neden olacaklar bunu da şey yapmıyorlar düşünmüyorlar ve inanılmaz şekilde bu proje devam ediyor Heh, şimdi 86 yılına geliyoruz 86 yılında enteresan bir adam çıkıyor bir fizikçi çıkıyor bu fizikçi Tesla'nın ee, projesini geliştiriyor. Yani e, müthiş bir şekilde çalışıyor. E, 86 adam bunu 1920'de yapmış. Yani yarım teknoloji asra ilerlemiş an, artık. Yani teknoloji ilerlemiş. Şey yarım asıra yakın zaman geçmiş. O noktada e, Eslund denen fizikçi 12 aparat yapıyor. Bu 12 aparatla hem istediğiniz bölgeye yağmur yağdırabiliyorsunuz. E, enerji hatlarını kesebiliyorsunuz. İletişimi kesebiliyorsunuz. Her türlü bağlantıyı çay şey yapabiliyorsunuz. Bir sürü e, çalışmalar yap, yap, yapılabilecek şekilde 12 aparatı geliştiriyor. 12 aparatın sahibi olan şirketin adı Arco. A R C O. <laughs> Fakat enteresan bir şey. Şirket çok küçük bir şirket. 5 milyon dolarlık cirosu var ve 25 kişi çalışıyor. Ve sonra e, bir firma geliyor. E sistem diye. Diyor ki ben diyor bu şirketi satın alayım diyor. Pardon, kaç para veriyor? 1 milyar dolar. 1 milyar dolar verip o şirketi alıyor. Şimdi hiçbir iş adamı 5 milyon dolarlık cilolu şirkete 1 milyar dolar para yatırmaz. Bu kural. İstediği kadar da o şirketten kurabilir yani benzerini. Orada 12 aparat çok önemliydi. 12 aparat ol yani 12 aparat, 12 patent ve bunları Amerikan ordusuna satacaklar. Hmm. Özel şirket çünkü orası. Ve bir dönem şey oluyor. 3 üç, üç buçuk yıl sonra başka bir şiş, şirket geliyor E-Sistem diye. Onlar da 3 milyar dolar veriyorlar buraya buna. 1 milyar dolar alıp 3 milyar dolara satmak güzel bir ticaret. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama o alan şirket Raytheon. Şimdi Raytheon kim? Amerikalıların e, ilk 50. şirketinden bir tanesi. Yani ve Amerikan ordusunun en büyük şey şirketi, taşeron firması. Yani Amerikan ordusunun tüm telsiz, e, altyapı, iletişim, e, dijital şeysinin e, ihalelerinden girin de devletin düzeyindeki işte istihbarat örgütlerine kadar her yerde bunlar var. Rayton'un çok korkunç bir şirket. Bütün şey Onlar da 3 milyar dolar verip bunu satın alıyorlar. E, e, böylelikle yani birden 3'e üçten de pardon e, Rayton'un daha fazla veriyor. 10 milyar dolar diye şey yapıyorum. Ve Wrighton'un bunu satın alıyor. E tabii ki bunun karşılığı daha büyük bir paralar ve şeyler. Sonra proje böylelikle çok güzel bir şekilde devam ediyor. En son e, projenin enteresan tarafı diyorlar ki nasıl yapalım? E biz deneyelim dediler. İşte 99'da biz de denediler. Gölcük depreminde. Çünkü Gölcük depremi... Gölcük depremi yani 99 depreminde bu denendi. Kimin kararıydı de. bunu denemek hocam? Clinton'ın kararıydı. Neden? E, e, çünkü e, bu yapıldı, deneme alanı bulamadılar, dediler ki en müsait e, Türkiye'deki fay hattı. Delili nedir bunun? De yani var mı belgemiz, delilimiz ha, şimdi, ha. E, 99'da kullanıldığında? Şimdi birincisi şöyle, bir kere e, şu Mel meşhur komplo teorileri filmine bir baksınlar. Evet. Orada bir kere belge, orada belli. O şeyden iki yıl önce. E, ondan sonra hazırlıklar falan sürüyor. Artı e, kendi yakınımın başından olan bir şey e, aileden bir bizim yeğenlerden bir tanesi Amerika'da doğduğu için 84'te Amerikan vatandaşı oldu otomatikman e, depremden e, iki yıl önce Yalova'da oturuyorlar ve e, büyük bir dosya geliyor sarı bir zarf geliyor şeyden Amerikan konsolosluğundan ve İstanbul'dan gelen şeyde işte diyor önümüzdeki beş yıl içerisinde Marmara'da büyük ve şiddetli bir deprem bekleniyor. Amerika'dan şöyle buyu vardır. Yapacakları bir işi önceden açıklarlar. Ondan sonra "Aa olacakmış falan" şeyde Aa, oldu." Bak biz daha önce söyledik. E sizin proje yapacağınızı açıklıyorsunuz. Hiç değişen bir şey yok. Peki orada nereden hangi uzaklıktan yaptılar bunu? Ha, şimdi geldiler gemiden falan yapıldı orada hazırlık şeysi oldu. Ee, Ağustos ayında biliyorsunuz şeyler askeri şeyler değişimler falan olur. Yani görev değişiklikleri başladı o gece. O sinyal gönderdiler. Şimdi oradaki olay şu. Bu bölgede aslında İstanbul'da bir deprem bekleniyordu ama ne zaman olacağı belli değil. Ne kadar şiddeti olacağı da belli değil. Ayrıca bizim fay hattı Kaliforniya fay hattının benzeri. Aynı, hemen aynı hemen özellik aynı. hemen hemen. Deneyi o zaman o fay hattıyla Kaliforniya e, tabii, fay hattı şimdi, aynı. E, siz güçlü bir devresiniz. Şeysiniz, elinizde böyle bir şey var. Deney yapacak bir yer arıyorsunuz. E tabi e, Türkiye çok güzel bir ortamda müsait. E, fay hattına sinyali gönderdiler. ...de der ki işte biz bunu şey yapalım... ...hani burada yedi şiddetinde... ...bir deprem olabilir... ...işte biraz bina yıkılır... ...insan az ölür falan ama öbür türde... ...daha fazla insan ölür şeydi... ...bugün o kayıtlara göre... ...ne kadar oldu en az 20 binden fazla... ...o bölgede çünkü nüfus yoğunluğu olan... ...bir bölgeden bahsediyoruz Marmara'da... ...ve orada o deneyi başlattılar... ...o gece... ...tabii o geceki deney kontrolden çıktı... ...kontrolden çıktıktan sonra... ...şiddeti yükseldi ve çok büyük bir felakete neden oldu. Ama burada çok büyük bir elektrik topunun, enerji topunun denizden yükseldiği, iki kere zıpladığı, üçüncü zıplayışında Yalova yönünde kaybolduğunu e, binlerce görgü tanığı gördü. Peki. Sonra Ahmet Mete Işıkara ha. ve onun yardımcısı Gülay Hanım'dı, Gülay Barbarosoğlu'ydu öyle hatırlıyorum. O, onlar bu konuda açıklama yaptılar ve dedi ki bir enerji şeysinin çıktığı doğru. Derken o sırada bir e, savaş gemisi Karadeniz'den girmek istedi, izin vermediler. Rusların savaş gemisi. Çünkü harp silahı ayrıca Ruslarda da var. Onlar hemen bunun izlerini toplayıp belirlemek istediler. Çünkü bunu kullandığınız zaman e, deniz altında tabii büyük bir tahribat oluştu. Balıkların ölmesinden tutun da o kıyı şeridinin çökmesine kadar büyük şeyler vardı. Onların izlerini bulalım e, meselesi oldu. Maalesef o gemiye izin vermediler. Ama... O gece ki şey içerisinde o deprem sonrasında e, iletişim kesildiği şey oldu. Türkiye e, deprem gerçeğiyle o gece karşılaştı. Peki e, daha sonra denendi mi Van depremi çok konuşulur bununla ilgili. Şimdi yıl 2021. Türkiye bu teknolojiye sahip mi? Bir, iki hala bu adamların hedeflerinde miyiz? Şimdi birincisi biz sahip değiliz. Sahip olan sahip iki değiliz. ülke var maalesef. Amerika ve Rusya, Rusya. Çünkü e ee, şeyde de Google'da da bulunabilir. Yani ben şeyde de yapıyorum. Ruslar ee, Ruslarla Amerikalılar arasında bu harp silahının kullanımı var. Yani el altından gizlice bu saldırılar oluyor. Hatta bundan tahmin edelim 2009 mu 2010 mu o yıllarda Moskova ve çevresindeki arazilerde, ormanlarda bir anda 400 tane yangın çıktı. Aniden 400 yangın. Ha şimdi sabotaj desen 400 kişiyi gönderip de sizin oralarda yangın çıkartmanız lazım. Bir anda yangınlar falan çıktı ve Rus basını Amerika bize harp silahıyla saldırıyor. Hı. Haberleriyle çoğaldı. Sonra soruşturma, araştırmalar falan. Ama bunun karşılığında Ruslar da tabii daha önce bir Katrina kasırgası yolladılar Amerika'ya. Yani <laughs> bu, bu bu teknoloji deprem Maalesef. yollayabiliyor, fırtına yollayabiliyor. Sizin Hepsi yapabiliyor. Yani iletişimi kesebilir şey yapabilir. Ya hortum, mortum oluyor. Hepsi Türkiye'de seller de, falan şeyler. Ya tabii acaba. ki. Şimdi bu yaz biz ne yaşadık? Yangın. Karadeniz böl yangından önce Karadeniz bölgesinde büyük seller yaşadık. Yani görgü tanığı olan adamcağız anlatıyor. Bartın tarafıydı galiba. E 15-20 metrelik nehir yatağının 150-200 metreye çıktığından bahsediyor. Evet. E 150-200 metrede zaten adamın evleri falan yani, şey yani beton bu evler gidiyor. Yani yaşananlar falan hepsi e tabii, har harp mıydı? Harp'ın etkisi olabilir. Neden harp etkisi? Çünkü ee, şeyde Karadeniz'de bir e, güç gösterisi var. Hem Amerikan ve Rusya tarafında. E, bu arada bunlar kullanmış olabilirler. Yani o, onlar bunu kullanıyorsa zaten bu dalgalar ve etkileşim sizi de vurabilir. Bundan yani, nasıl yani, bir korunma yöntemi? Yani şöyle masa evet, olarak söyleyeyim. Bir şey Şimdi, yok mu? Maalesef yok. Çünkü atmosferden geliyor adam. Tepeden geliyor. Yani yukarıdan geldiği için siz durdurma şansınız yok. Şimdi Amerikan ve Rus gemileri burada birbirlerine harp uyguluyorsa Alandan böyle çıkmaya başlıyor. Yani bu masanın da tamamını alan olarak kabul edelim. Oradan çıkıyor. E biz de buradayız. E bunun alanın içerisinde kaldık. Bizim orada yağmur yağarken bir anda şiddetlendi yağmurlar. Yani son işte birkaç gün önceki yaşadığımız ola 130 kilometre hızdan gelen fırtına elen yağmuru düşer. Peki hocam, bak şimdi bu, bu, herkes bu harf evet. konuşulunca şunu soruyor. Ya kardeşim o zaman bunun elinde bir harf varsa seni darma duman eder. Darma duman eder? İşte doğal hafetlerden yapabilir... ...kurak yere yağmur yağdırır... Yağmurlu olan yeri kurağa çevirir... ...yani sizin istediğiniz şeyin... Mesela Türkiye'deki yani. yangınların Nasıl sebebi de bu muydu? Bir dönem şeyde oldu... ...çünkü çok fazla aynı yangın anda aynı anda çıktı... 50 yerde yangın çıktı mesela... Ben 75 olarak biliyorum... ...çok ilginç... ...bir de şimdi orman yangını çıktı... ...şurada orman yangını başlasa... Işte buraları orman düşünen buraya doğru böyle gelir... ...ama burada orman yangını başlamış... ...pardon orman yangını böyle dümdüz jet gibi gidiyor... Duvar gibi gidiyor. gidiyor. Yani e, bahçe çitleri, bahçe duvarları gibi dümdüz giden e, video geldi. İnsan orada bakıyor. Yani sen direkt vuruyorsun, buradan gidiyorsun. Peki şimdi mesela yeniden büyük bir deprem, İstanbul depremi hep konuşuluyor artık. Herkes birbirine evet. soruyor. Böyle bir şey yapabilirler mi? Vallahi onu yapabilirlerdi. 2014'te böyle bir şey oldu. O zaman e, şeyde TVM'de program yaparken şifreleri o noktada e, şey çıktı durup dururken Amerika Birleşik Devletleri yani Teknoloji Enstitüsü dedi ki e, Prens Adaları'nın arkasında İstanbul'a büyük bir deprem bekleniyor. 7 bilmem kaç, 7 2 mi, 7 4 mi öyle bir şey diyor. E kardeşim sen Amerika'da teknoloji üniversitesi. Senin ne alaka bu iş? Hı. Yani seni niye ilgilendiriyor? Türkiye'deki deprem meselesi. Yani deprem uzmanları var, şeyler var. Hadi öyle bir kurumlar açıklasa anlayacaksınız. Bu neye benziyor? Efendim işte deprem kandilinden aldık PTT bakacak Böyle bir saçma sapanlığa döner iş Herkesin uzmanlık alanı başkadır Hayat şeysinde bu e PTT'nin de başka uzmanlık alanı ben e, e, Deprem açıldığında biz yapacağız öyle bir şey yok Senin işin değil Bir zaman program yaptık işte bu harp konusundan falan Bazı arkadaşları çağırdık ettik falan böylelikten kaldı Bir şey ama Mesaj gönderiyorlar olacak 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 gibisi sonra kendileri yapıyorlar Oluyor yani işin temel özü maalesef bu. bu. Peki, Ama hocam. son yıllarda Türkiye'den Amerika arasındaki e, bu şeylerden dolayı, siyasi e, gerilimler dolayı sıkıntılar var. E, onlar da size karşı kullanıyorlar. Amerikan kehanetleri diyorsunuz siz e, ve işte 2022 geliyor. Herkes neler olacağını çok merak ediyor. E, herkesin bir kehaneti varsa Amerika'nın e, ...kehaneti mi demek lazım ona... ...planı mı Yok, demek lazım e, hocam ona? Planı... E, evet. Neler olacak, neler yaşayacağız... ...bundan sonraki yıllardaki beklentileriniz nedir? Şimdi vallahi... E, ...bir kere öncelikle Amerika'yı bir kontrol etmek lazım. Adamların açıklamalarını ve şeylerine... ...ve onların not alıp... ...ve ondan sonrasında da analiz etmek lazım. Hani e, biz biraz gazeteciliğin getirdiği... ...analiz e, şeyini kullanıyoruz... E, ...düşüncesini... ...bundan alakalı. Şimdi tabii bunu, burada... İlk başta şunu söyleyeyim ben 19. yüzyılın başlarında çok ilginç şeyler oluyor. Amerika kendisini geliştiriyor. Fakat Amerikan başkanları o dönem şunu düşünüyorlar diyorlar ki biz Avrupa'nın işlerine karışmayalım, biz kendi bünyemizde ülkeyi geliştirelim. Şeye aç göçmenlere açalım, nüfusu çoğaltalım. O planlar başlanıyor ve Avrupa'da gazeteler Amerikan devleti şey <laughs> dağıtıyor, ilan veriyor. Diyor ki işte gelirseniz diyor Amerika'ya göç ederseniz tarlalarda buğday ekin, tarım yapın, hayvancılık yapın. İşte size bilmem kaç yüz dönüm arazi, ev, şey falan. Üstte para da vereceğiz. Yani büyük teşviklerle büyük göçmenleri Amerika'ya getirdiler. Sonra filmlerdeki gibi işte kızı de toparladılar, atlarından onların elindeki iyi toprakları aldılar. Böyle bir şey oldu. Ve böylelikle Amerika kendi bünyesi içerisinde büyüdü. Fakat New York'ta John McDonald isimli bir presbiteriyen, Galiba, evet, Presbitüriyen Papazı İncili incelerken bir bakıyor ki e, İsrail'in kurulmasıyla ilgili bölüm çıkıyor ortaya ve İsrail'in kurulmasında işte deniz yoluyla elçiler göndermek zorunda olan ülke olarak Amerika'yı çözüyor ve Tevrat'taki o söz de var, e, Yaşanın dediği gibi işte Etopya'nın batısında olan bir ülke, Etiyopya bugün bildiğimiz Savaşistan Etiyopya olan bölge. Onun batısı zaten e, Amerika'ya çıkıyor. Bu diyor Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. E, biz burada e, Yahudilerin yeni şeysi İsrail'i kuracağız. Zaten onların kehanetleri içerisinde 2000 bu yıl kehanetten sonra. kehanetten yola çıkarak ha, eser, kuruyorlar Tabii o, tabi, o İncil ve Tevrat'ta var 2000 yıl sonra geri geliş e, şeysi var. Tabii bu süreç içerisinde Amerikan başkanları hazırlanıyor. Her başkan bu sıcak bakıyor konuya. Bu kehaneti devam ettiriyorlar. Ta Siyon protokolleri 1897'de Herzl'den başlıyor. Herzl bu işi güzel bir şekilde hazırladıktan sonra olay bitiyor ve ondan sonra dönüyor. Diyor ki önümüzdeki 50 yıl içinde İsrail'i kuracağız diye. 1897. <laughs> Kehanet falan hepsi gerçek oluyor. 48'de İsrail'i kuruluyor. Ee, şimdi tabii ee, o noktada daha çok ilginç şeyler var. Ee, en önemlisi de şu. E, ee, Filistin toprakları kime ait? Osmanlı'ya. E ne yapalım biz? Birinci Dünya Savaşı bütün imparatorluklar parçalandı gitti. Ne Almanya kaldı, ne Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Rusya, Çarlığı hepsini bitirdiler. Ve şey açıldı Filistin yolu. İngilizler işgal ettiler. Ve İngilizlerin işgal ettiği noktada birinci şey bir, ve ikinci kehanetler gerçekleşmiş oldu. Şimdi tabii o noktaya gelirsek o Birinci Dünya Savaşı'nda Elambinin e, Kudüsü. Ben buradan onu bulsam çok güzel daha detay vereceğim. Ya, İngiliz Genel 21. İngiliz Genel Kudüsü geliyor, Kudüsü sarıyor, kuşatma başlıyor. Şimdi e, ne yapılacağını adam bilemiyor. Saldırırsa eğer yani ateş emri verdi, bu sefer Kudüsü bombalayacaklar. Fakat o toplar muhakkak suretle. Ya camiye gelecek, ya kiliseye gelecek, ya havray, ha, ha şeylere sinagoga gelecek, din adamlarından tut insanlar ölecek falan, o riski göze alamıyor. Bunun üzerine konuyu şey Elambinin Kudüsü alması ve şey yapması ile ilgili olarak, hemen İngiltere'de başbakan'a yazıyor. Başbakan diyor ki. Ee, karar yetkisi senin. Adamın günah keçisi yapacaklar, kararı sen ver. Yani böyle bir karar verirsen e, ondan sonra tepkiler çıkınca LNB görevden alacaklar. Belki de hapse bir atacaklar yani kötüye kullandı diye. Elen bir bunu anlıyor. Bu sefer kral 5. George'a yazıyor. Krala yazıyor direkt kafa yani esas patron İngiltere'de o dönem kral gene. Kral da diyor ki e, şöyle bir şey yap diyor. Sen diyor Türkleri resmi olarak e, teslim olmaya çağıran Kağıtlar, afişler, broşürler hazırlar. Bunları Kudüs şehri üzerine at diyor. Ve e, fikir hoşuna gidiyor. Elenbi bu işi yapıyor. Ve şeyleri attırıyor. Finalde e, enteresan bir şey oluyor. Ve bir sabah o şey atıldıktan sonra e, bir heyet geliyor. İçinde işte Kudüs'teki üç dinin temsilcisi var. Kudüs'ün ileri gelenleri ve Belediye başkanı ve Elenbi ile görüşüyor. Ve kent açık şekilde ilan ediliyor. Osmanlı çekiliyor. Ve Elenbi Kudüs'ü alıyor. Kudüs'ü aldığı zaman Yeşaya ye Peygamber'in kehanetleri Tevrat'ta çok geçiyor, İncil'de çok geçer. Ee, uçuşan kuşlardan bahseder Yeşaya ye Peygamber ve 2500 yüzyıllık ger şey gerçekleşir. Yani tabii 2500 diyoruz çünkü M.Ö. 580' ana sürgün oldu. Nabukat Nezar Babil'e sürdü. Kudüs'ü ve tapınağı yaktı, yıktı. Ve oraya gönderdi. Onun dediği çıktı. Enteresan bir şey. Uçuşan kuşlar da uçaklara da vermiş hmm. Yaşaya Peygamber. ve öyle Yani bu kehanetlerin hepsi gerçek oldu. Gerçek oldu oradan. O Kudüs'ü almasıyla bu gerçek oldu. Şu kitabı göstereyim mi hocam? Tabii. Ee, bu da yine Ali Bektan hocamızın Amerikan kehanetleri ve Türkiye. Ee, gerçekten de çok kapsamlı. Hani Her şey var. Peki hocam şimdi buradan girişini yaptınız siz ama evet. daha hızlı gitmek adına günümüze gelirsek... Bundan sonra neler olacağına gelirsek ve Türkiye'ye dair neler olacağına gelirsek. Vallahi şey şimdi Türkiye Türkiye şu anda yani ilk baştan beri Kıbrıs 48'de İsrail kurulduğundan beri e, İsrail'in ilişkileri açısından, İsrail'in varlığı açısından Türkiye çok önemli, çok ön planda. Çünkü Amerika bunu bilerek e, sizi NATO'ya aldı. Birinci derecede bu. İsrail'in güvenliği için. için çok önemli. Çünkü diğer Arap ülkelerine ve şeylere güvenmiyorsunuz. Sonrasındaki o 67 ve 73 savaşlarından sonra Mısır pasifize edildi. Suriye kendi topraklarına şeyine çekildi. Ve olay bitti. Mısır'da da senelerce işte o mübarek falan aldılar kredileri Araplardan, Amerika'dan paraları. Oturdular. Hiçbir şekilde savaşı olmadı. Savaşmadılar falan. Ama temel noktada Orta Doğu problemli yer. Birincisi bu. ikincisi siz Orta Doğu'da ben o zaman e, kızıyordum. Biz yeni olan Osmanlı kuruyoruz. Bunu demeyin çünkü tuzağa düşersiniz. Neden? E, Arapların içerisinde İngilizler e, Birinci Dünya Savaşı sırasında öyle bir Osmanlı nefreti koymuşlar ki yani insanlar çocuklarını falan da böyle yetiştiriyor. Böyle bir şey yok. Yani ben e, bunu bizzat da tanı tanığı oldum. İşte e, gazetecilik yaparken bir 20-25 sene önce koşturuyoruz. Falan. Bir akşam bir toplantıda bir Arap profesörle çay yaptık. Dedim ya Osmanlı üzerine falan şey dedik işte yeniden Osmanlı gelse ne olur şöyle bir şey deyince adamın sanki şeyine <laughs> küfür etmişiz o kadar küfür aracısın. etmişiz gibi heriften tartışmaya başladık. Yani o derecede bir inanılmaz şekilde Türk düşmanlığını yerleştirmişler. Ha bu noktada Türkiye'nin menfaatleri önemli. Zaten bizim için de o önemli. Yani devletlerin menfaati içerisinde Türkiye'nin menfaati Peki önemli. Peki şu ana kadar gerçekleşmeyen Anlaşmadım. kehanet ne? Ne oldu mesela şu ana kadar? Vallahi şu ana kadar şimdi olan şey yani bunların gerçekten beklenti beklentileri şimdi şey tarafına bakarsak Amerikan veya e, bu konuda tabii esasında e, Hristiyan evangelizm falan da var benim kitapta. Onların beklentisi içerisinde bir Armageddon savaşı konumu var. Şimdi ama Armageddon'u Armagedon'u e, ben o zaman epey program falan olunca bu sefer iyice bir dedim araştıralım falan bir baktık sadece e, İncil'de bir dağ adı olarak geçiyor ama onu bize de yutturdular. İşte Melhamai Kübra savaşı, yok şey savaşı, yok o savaş yoksa böyle bir şey yok. Ama Armageddon'daki hedef ne? Şu evanjelist Hristiyanları. Bugün Amerika'da evanjelist tarikatı 60-70 milyon şeyisi var, üyesi var. onların çalışmaları var. Onların istedikleri şu, biz Tanrı'yı kıyamete zorlayalım. İşte Hz. İsa gökten insin. Kudüs'ün başkent olacak Hristiyanlık imparatorluğunu kuralım şey proje bu. Birinci şeysi bu. İkincisi ise yeni dünya düzeni denilen kavram içerisinde ilminatinin çalışma Onlar da şeytanın krallığı için çalışıyorlar. Yani iki güç buradan karşılıklı hmm. olarak... Amerika'nın parçalanması bir masada mı hocam? E, tabii ki. Yani e, o noktada e, işte Amerikan devletini kullanarak gelmeleri, gitmeleri falan söz konusu olan bu. Ama e, iki tarafta güçlü olduğu için yani başkanı seçiyorsunuz ama e, öbür tarafta Pentagon'daki adamlar oradaki generaller, ee, diğer bakanları, onların da kendi şeyleri var. Ama iki plan bu. Yani biri Armageddon Savaşı'nın bir şeysi. Bu kolay kolay olmaz. <laughs> Neden olmaz? Buna gizli silahlarda açıkladık. Şurada İsrail'in nükleer gücü. Türkiye'de hangi hocadan duyduğunuz İsrail'in nükleer gücünü? Birkaç kişinin dışında yazan yok. Ben de o kitabı bu David Evans'ın kitabından aldım. Amerikan kehanetlerinin yazan adamın ama planları ve projeleri içerisinde oraya bakmak lazım. Yani planlara ve projeleri. Onları da adamlar bize kehanet diye yutturuyor. Yani o mesela şeydeki gibi söyleyeyim Illuminati'nin hedefi İslam'da yazdığımız gibi İlluminati kartları çıktı 1995'te. İşte bu kartlar gelecekte şunlar 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 olacak diyorlar. Oğlum sizin planınız bu. Neki yani aharetin? Amerikan Amerika'da zenci başkan 1995'te zenciyi biz aday gösterdik başkan olacak deseniz Yine ırkçılık etkisi var. Adam seçilemez ama Obama geldi. planlardan bir tanesi İşte şey geldi. Kadın başkan olacak dediler ki az kaldı. Elin olacak, Hillary'den yani. olacaktı olmadı. Kendi şeyde Kamala ile yapacaklar Kamala onu. Üç. Peki Türkiye'nin mesela 2023 hedefleri var. Türkiye'nin daha da ilerlediğini savunma sanayinde falan görüyoruz. Buna dair bir kehanet var mı Türkiye'nin 2023 ee, ve yok. sonrasına dair? Şimdi şu şu şöyle bir şey oluyor. Maalesef yani öbür tarafa döneceğim. YouTube'da şeyde de tamam programlar şeyler var. E, ciddi yayın yapılanlar var. E, benim sürü sepet programım var. Yani isteyene kimseyi kırmadığımız için Instagram'da yayınlar yapıyoruz. Onlar yüklüyorlar şey yapıyor. Bir açıklıyorum. Fakat işin şeyine çıkanlar var. Türkiye için düşman olan bazı tipler, bazı şeyler fırladı. Bilmem ne kehanetleri diyorlar. Bir de Muhittin Arabi'yi. Muhittin Arabi ilk defa ben çözdüm, buldum, getirdim, koydum. Bunun Tarihde 85 yılın Ocak ayı. Muhyiddin El Arabi'yi ee, ilk tabii, kez ben çözdüm diyorsunuz. Tabii ki çünkü Muhyiddin El Arabi'nin adını bilmiyorlardı. Yani adını bilinmiyordu o tarihte. Nostradamus aşağı, Nostradamus yukarı. Nostradamus Muhyiddin El Arabi'nin kitaplarını aldı çözdü. 1240'ta vefat etmişti. 1555'te 300 yıl sonra oturdu. Kendi kitabını yazdı 100 yılları. Ve orada e, onun kitaplarını çözdüğü şeyleri koydu içeriye. Peki Muhittin El Arabi'nin kehanetlerine katılıyor musunuz şu an? E, şimdi o noktada yok. Yani o noktada niye yok? Birincisi siz bana orijinalini bulun. İki yer kaldı zaten dünyada bulabileceğimiz. Bir belki Bağdat da olabilir. Yani üç yer diyeyim. Bağdat, Şam, Kahire. Şimdi Bağdat, Şam, Kahire'ye baktığınız zaman zaten İslam dünyasının e, bilim merkezleri zamanında inanılmaz kitaplar yazılmış, İslam alimleri çıkmış, oralarda yaşamışlar, çalışmışlar. O şeyler içerisinde mesela Şam'da bulursanız orijinalini ki ben Ali Hoca'yla rahmetli olan İmraniye'de evinde görüştüğümüzde ki bu kadar bilgili olsam ben hocadan... Hani e, o ne Hoca e, Kendisi LHCR'de e, eğitim görmüş. Sonra Türkiye'ye dönmüş. E, i̇mamlıktan müftülüğe kadar görev yapmış bir müftü. E, bir kere görüştük zaten. O bana e, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve şeyini açıklamıştı. O kehanetleri. E, sohbet sırasında da şöyle oldu. Hocam dedim ya şey söylüyorsun ama bu Nostradamus meselesi var. O zamanlar işte bir kitap yazdı. Ee, adam Fransız Jean Fontaine Bury. Ee, bu şeyden var. Ne diyorsunuz? Sonra dedi ki ya onu gelene kadar Muhittin Arabi vardı dedi. Ben de dedim ki yani bu herif Hristiyan, Yahudiyken Hristiyan oluyor falan. Bu adam bu kadar bilgi alıyorsa bunun da bir İslam versiyonunda kim var karşılığı? Onu düşünerek şey yaptık. Sohbette Hı -hı. bunu oldu. Kendisi e, e, şeyde LSR'de eğitim görmüş. Döndü geldi e, Türkiye'de tabii müftülükten emekli olmuş. Dedi ki Şurada dedi şey var dedi. Kütüphaneyi açtırdı bana. Oradan bir cilt çıkardı Arapça. Oturduk şey yaptık. E, okudu. Ben de deftere yazdım notlarını. İşte olacağını devlet ali osmaniye kurulacak işte sonra gelecek Mustafa Kemal'in yıkacağını. Onun dışında yenisinden yani şey kurulacağını, devletin kıyamete kadar süreceğini falan koyduk. Bütün bilgileri bana Türkiye verdi. Türkiye devletinin kıyamete tabii, kadar, tabii, kadar süreceğini süreğin... şey yaptı. Ben 90'larda gazetecilik yaparken e, terör doğuda inanılmaz noktalardayken bile ben savunuyordum. O zaman kitap yazdınız yazdığımızda gazeteci ama böyle bir şey yok. Muhittin bunu söylüyordu. E, geldiğimiz noktaya bak 30 sene sonra aynısı söz konusu oldu. Ve bu noktada e, Muhittin Arabinin çok şeyleri var. Şimdi ortada Muhittin Arbi'nin kaneli yok. Siz nasıl bulacaksınız? Bana bulun o orijinal Arap kitabı Arapça olan. Saatlerin hazinesi şey hocam. Hiç, ya, hocanın bir sürü kitapları var. Zaten bir de felsefi yönü var. Vahdede vücudun bunun şu işte Allah olan ittibatın ona ulaşmanın yoluyla ilgili müthiş bir şeyleri var. Fakat Muhittin Arabi'ye tabi enteresan da bir şey var. Şimdi baktığınız zaman bir grup Muhittin abi yerden yere vuruyor, öbür grup göklere çıkarıyor. Bunun ortasını bulmanız gerekiyor. Yani bir araştırın, düşünün, bakın, analiz edin, ona göre ister kabul ister etmeyin. Tabi yönlendirildikleri için maalesef bu. Şimdi orijinal kitaplar falan ortada yok. Ya yani Belki, belki Beyazıt Kütüphanesi'nde veya başka bir Türkiye'de herhangi bir arşivde bulabilirseniz onları bulabilirsiniz. Ama orijinal ortada bulamazsınız. Çünkü niye diyorum? Sulandırıyorlar. Neden? Şimdi diyor ki bir hikaye var. 2022 Mart'ında İstanbul'da deprem olacak. Nereden biliyorsun? Efendim işte Muhittin Arabi söylemiş. Sahte Nazinesi kitabından çıkarıldığını ha. söyleyenler. Ya, söyleniyor. Nereden çıkar? Sen Arapçasından çıkarabildin mi onu? Hayır. Birisi bir şeyler yazıyor, veriyor sizin elinize. Ki Nostradamus'ta da bunun aynısını Amerikalılar yapıyor. Çünkü 1946'da Paris'i falan kurtarınca ki Dünya Savaşı'nda 46'da bütün çalışmalarını Nostradamus'un kitaplarını, şeyini, elindeki ne varsa hepsini Amerika'ya götürmüşler. Ben yani Amerika'dan bir genç bir çocuk ilgilendi, o yazdı, mail attı bana. Hocam dedi böyle böyle dedi bilgiler. Bunlar dedi hakikaten doğru çıktı. 46'da onlar götürdüler, çalışma yaptılar. Şimdi mesela bir videoda, efendim işte 2022'de deprem olacak. E ne olacak? Deprem Kartal'dan başlayacak, Çamlıca Tepesi'ne çıkacak. E şimdi yani gel de küfür etme. <laughs> ya yani o noktaya geliyoruz. Lan oğlum 1240'da İstanbul'da Bizans var. Doğu Roma İmparatorluğu var. Kartal diye bir semt yok. Çamlıca diye bir tepe yok. Bir aç bak Roma tarihine, Bizans tarihine. Orada bulursun ne isimler verildiğine dair. Peki hocam şimdi toparlamak açısından söylüyorum. 10-12 dakikamız tabii. falan var. Ee, bundan sonraki e, sizin öngörüleriniz nedir? Amerika'nın planı nedir? Valla Amerika'nın... Yecüc Mecüc de var galiba bu arada. Bunda değil. Eliminat de yok. Bunda buna, var sanki Yecüc Mecüc Var mı galiba olacak. olabilir. Evet. Ama o Zülkarneyn'le alakalı. Şey, Zülkarneyn'in yani. gittiği, gezegenlere gittiği, yolculuk yaptığı. E, Beklenti nedir şu. hocam peki? Valla şimdi tabii... eee şöyle bir şey var. Beklentinin dışında birinci beklenti zaten İsrail'in güvenliği çok ön plandadır. Kimse şey yapamaz. Yani biz burada İsrail nükleer gücünü yazdık. Çünkü o kitap da Stephen Hurch'un kitabı. Amerikalıların en büyük gazeteci ve televizyoncusu adam. Yani babamız yaşında yani şimdi 1933 doğumlu adam. Amerika'da müthiş şeylere etmiş. Oturmuş İsrail Amerika bomba diye kitap yazmış. Türkiye'de bir yerde basılmıştı, Ankara'da falan. Ben de Bursa'da buldum tesadüfen aldım. İnanılmaz bilgiler vardı içinde Aha. ve müthiş bir güç var. Yani siz İsrail'e dokunamazsınız. Zaten Amerika'yı kurdular, Amerika'da ellerinde. Orada da olay bitmiş vaziyette. Ha, şimdi Türkiye için e, çok fazla bir şey şeysi yok. Ama e, ne yapılabilir? Yani Türkiye'deki politik e, şey kararları e, yöneticilerin cumhurbaşkanının ve ekibinin vermesi gerekiyor. Dünyadaki şey su, hocam. Dünyadaki beklenti nüfusun azaltılması, o pandemi meselesi devam ediyor. Bizde bitmeyecek mi? E Şimdi ben her zaman söylüyorum, bilgisi takip etsinler. Bilgisi bakın, adam ne açıklıyor, ona bakacaksınız. Adam çıktı geçenlerde fazla değil yani bir iki ay, bir ay önce falan yani iki ay bile olmadı. Dedi ki önümüzdeki beş yıl içerisinde dedi yeni bir biyolojik silahla saldırı olabilir dedi. E Biyolojik silah bu. Biz bunu 2000 biyolojik silahları yazarken 2020'de bunu da koronayı da ekledik o zaman kitaba. E Amerikan başkanı çıktı iki ay sonra dedik ya bu Wuhan'dan çıkan, üstten çıkan, işte laboratuvardan çıkan virüs dedi. E niye bu kadar varyant oluyor? Şimdi delta varyantı bütün dünyada insanlar hastalanması, ölmesi bizde de dahil bu. Bir omikron. bakıyorsun omikron çıktı. Yahu atmosfere veriyorsunuz devamlı değişim gösteriyor orada. Gene oradan verdi. Nereden verdi? Gene Afrika'dan verdi. Güney Afrika'dan. Dikkat edilirse hep Güney Afrika'dan bir şeyler çıkıyor. Neden? E, çok güzel müsait ortam. Çünkü o şey içerisinde atmosfere gönderebileceğiniz en iyi noktalardan bir yer Afrika kıtası. Nasıl ya yani, atmosfer? Ya çok, atmosfere geliyor. Atmosferde olduğu için biyolojik silahların temel özelliği bu. Yani bu eee e, içeride virüsün, harp mı var ya, ya. Harp değil de şöyle söyleyeyim, e, virüsü verdiğiniz, verdikleri zaman bunlar atmosfere mutasyonlar, oluşumlar başlıyor zaten. Değişim başlıyor orada. Hani şimdi Mesela şimdi bazen biz eğitme bir şey atıyoruz, değil mi? C şey attığımız zaman sandığa bakıyorsun, turuncu bir şey çıkıyor, onun gibi tak bir varyant oluşuyor, bir yani anda. Atmosfer aracılığıyla birin diyorsunuz. Yiyor, tabii. Şimdi bunu çok bu önemli bir iddia hocam. Aa, bak şimdi çok ö... ben bunu söyledim. Ben şeyde iki senedir bu pandemi meselesinde çıktım kanalda her yerde de şunu söyledim, yaptığım programlarda söyledim. Bana dedim gelsin TSE Başkanı gelsin, bırakın dedim bir tek o adam gelsin. Ne olacak? Bana şunu açıklayacak. Amazon ormanlarında bir kabile var. Geçen yıl işte bu pandemi şeysi olduğu dönemlerde Mart Nisan aylarında bu kabile dünyadan tecrit. Yani ne Brezilya hükümetinden insan gidiyor ne dünyadan başka biri gidiyor. Ne seyyah, kâşif kimse gitmiyor. Amazon'un derinliklerinde yaşıyor. Ve orada 15 yaşındaki bir çocuk koronaya yakalanıyor. Ve bunun üzerine haber veriliyor. Bir şey özel bir şekilde ekip geliyor özel bir şekilde çocuğu alıp helikopterle götürüyorlar. Hastane hastanede ölüyor bu çocuk. Korona olmuş. Peki tecrit bir kabileden bahsediyoruz. Bu andaki hayvan pazarına gidip de orada dalga geçiyorlar tabii. Hayvan pazarındaki bir herif gitti de dünyaya virüs yaydı diye. Yani dünyaya herifi gezdirdiler yani. Hindistan'a gitti, Avrupa'yı gezdi, Rusya'ya gitti, Güney Amerika, Meksika, Kanada, Amerika Birleşik her yeri gezdi. Her yerde patlamalara neden oldu. Bu adam taşıdı gibi. Nasıl olacak? Tecrit ve 10 bin kilometre var hayvan pazarına. Ne yapıyor bu yerli? Ya dur canımız bir yarasa istedi. Biz gidelim de bir yarasa almaya Wuhan'a gidelim. Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Öldü. Hadi açıklayın dedim o zaman. Bu çocuğun ölümünü açıklarsanız pandemiyi çözersiniz. Çünkü esas olay vücut bağışıklık sistemleri herkesin farklıdır. Burada kameraman arkadaşlar sen ben hepimizinki farklıdır. Bazı hastalıklar var. Gizli hastalıklarımız vardır bilemeyiz. Ailede kalp sorunu vardır bilemiyorsunuz. Adam kalp krizinden gidiyorsunuz genç yaşta. Ya ailede varmış işte bir kalp meselesi o çıkmamış. Aniden çıkıyor. Aniden insanlara diyor ve ilk vurduğu yerde yaşlılar oldu hatırlarsanız. Direkt yurtlarda ve şeylerde çok yaşlı insanlar oldu. Yani uzun bir dönem gerçi epey bir şeyler oldu, tepkiler oluştu ama 70 yaş üzerinin yani çıkmaması ve şey olmaması Önemliydi çünkü aldığı zaman yani direnç çok az ve gidiyor insanlar. Bu noktada şu var bunun siyah almasının nedeni e, solunum yoluna yani direkt akciğerlere vuruyor. Bir insan fenalaşıyor ediyorsa falan eğer e, nefes almasında sorun yaşıyorsa zaten ondan sonrasında bütün vücut fonksiyonlarınız duruyor sizin. Ne kalbiniz çalışır ne hmm. beyniniz hiçbir şeyiniz yok. Bunu sorduk. Bu devam edecek Sadece diyorsunuz. Açı. Ama e, ne kadar olabileceği versiyonları ve şeyleri. E tabi bu arada e, aşılar şeyler devam edecek. İlaç bulundu dediler İngiltere'de biliyorsun. E, beş gün boyunca kullanacak bir haplan bu geçeceği falan. E tabi bir ilaç sektörü. Gene bunların çalışmaları var. E, arada biraz da nüfus azalıyor. Yani dünyada şu anda ben e, World Meter sitesi var. Bakmadım ama bir iki birkaç gün önce baktığımda 267 milyon insana geçmiş. Nasıl bulaşıyor? Dünyanın her yerinde. Ve 5 milyon Elbette 300 bin'e yaklaşmıştır. 5 milyon 300 bin kişinin öldüğü listeleri var ülkelerin ve şeylerin verdiği. Hani Afrika'daki veya başka başka ülkelerdeki'nin eksiklerini sayarsak bu hani 5,5 milyonu belki 6 milyona gelmiştir. E plan bu. Dünya nüfusu fazla diye bunu 1957'de planladılar. Projeleri nüfusu koyular. azaltmaya devam yani, edecekler. Azaltmaya hocam. Azaltmaya devam edecekler. Zaten sorun orada bizim Peki, için. Hocam. Eklemek istediğiniz bir şey? Yani bir de şey var. Şu virilden de bahsedeyim de. Şimdi tamam. aslında bu viril e, yaklaşan ırk diye bir yeraltı dünyaları ve gizli uygarlıkları bunun üzerinden bir toparladık. Şunu göstereyim isterseniz tam olarak ekrana şöyle. Bu çıktı değil e, mi hocam? Tabii tabii bu kitap var piyasada. Viril. viril, yaklaşan ırkın kudreti. E, bu Edward Bulwer e, Linton diye bir adam. Bu adam e, bir mağaraya giriyor 1880'lerde ve kayboluyor yeraltından. E, ve o noktada e, bir uygarlıkla karşılaşıyor. Onlardan görüşmeler falan oluyor ve onlar diyorlar ki, biz diyorlar zamanı geldiği zaman çıkacağız dünya üzerine. Kendi uygarlık ve güçleri var. Çok büyük bir şeyler var. Enerji sistemleri şunları var. çok zeki insanların yaşamasına izin vereceğiz ama diğerlerini düşük düzeyde olanları yok edeceğiz diye bir şey söylüyorlar. Bunun söyledikleri tarih de 1890'lar falan. Ve o da adam oturuyor bunu kitap olarak yazıyor. Fakat Kitabı alıp da yanlış yönlendiren, yorumlayan adam Hitler oluyor. O da üstün ırk fikrini üstün ortaya ırk. atıyor. Ee, geldiğinde işte Yahudilere yaptığı katliamların dışında adam e zihinsel engelli falan çocukları falan da temizlediler. İnsanları temizlediler. Kendi halkını ırkını da yok etti. O yüzden epey bir şeyler var. Yani dünya üzerinde gizli kapaklı çok olaylar hala devam ediyor. Bu Hitler meselesini bir sonraki gelişinizde konuşalım. Evet.